Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Eğitim olan yatırımlarını kesmeden devam eden ve bu alanda her geçen gün topluma kazandırdığı eserleri vatandaşın hizmetine sunan 13 Şubat Belediyesi, son olarak resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 13 Şubat Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nü toplumun özel çocuklarına armağan etti. Bu çerçevede 13 Şubat Belediye Başkanı Hanif İmahçek, kurumla ilgili eksikleri not etmek ve gelen talepleri almak adına engelli aileleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nün bahçe kısmında gerçekleşen programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, AK Parti 13 Şubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile engelli öğrenciler ve aileleri katıldı. 13 Şubat Gündüzlü Bakım Merkezimiz 15 Temmuz 2020 tarih itibariyle fiilen hizmete başlamış olup, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimizi teşvikleriyle de resmi açılışı tamamlanmıştır. Tabii ki bu merkezi bizlere tahsis eden ve İnşasını yapan 13 Şubat Belediye Başkanımıza da şükranlarımızı arz ederiz. Bu merkez sizlerle birlikte anlamlı hale gelecek. 13 Şubat Gündüzlü Bakım Merkezi özellikle engellilerimize ve engelli ailelerimize bir nebze olsun. Onlara her zaman rehabilitasyon ve danışmanlık süreçlerini işletmek üzere 5 müstakil evden oluşmakta. 13 Şubat Belediyesi olarak eğitim alanında gerçekten ciddi yatırımlar yaptık. Gayet tabii ki fiziki çalışmalarımıza var ama bizim önceliğimiz, bizim için çok daha önemli olan çocuklarımız için yaptığımız yatırımlar. Bu bağlamda 7 tane okul yaptık. Bir kısmı yurtlarıyla beraber. Yakın bir zamanda tek ile yaptığımız hem ortaokulu hem lisesi olan binamızda öğrencilerimizin ve üyelerimizin hizmetini inşallah sunacağız. Geçen sene yapamadığımız, pandemi dolayısıyla yapamadığımız üniversite hazırlık kurslarımıza bu sene yeniden başlıyoruz. Buradan ailelerimize de duyurmak istiyorum. Lise mezunu evlatlarımız varsa belediyemizin açacağı ücretsiz üniversite hazırlık kurslarında kayıtlarımızı yaptıralım. Ama bu yatırımlar, eğitim yatırımları içerisinde bizim için daha da özel olan bu yatırım. Bu çocuklarımız için, engelli yavrularımız için, onların rehabilitasyonu için, geliştirilmesi için yaptığımız o. Buradaki alanımız 9700 metrekare civarında. Büyük bir alan. Bu büyük alanın içerisinde 1776 metrekare kapalı alanımız var. Bu kapalı alandaki binalarımız 5 tane, bir de idare binamız var, yönetim binamız var. Yakın bir zamanda yine bunun gibi yaptığımız Down sendromlu çocuklarımız için yaptığımız eğitim merkezimizi, rehabilitasyon merkezimizi açacağız inşallah. Ayrıca bir müjdemiz daha var. Hazineden yerini aldık. Sayın milletvekillerimizin gayretleriyle hazineden tahsisimiz geldi. Bu alanda yapacağımız bir okul daha var. Bir rehabilitasyon merkezi daha var. O da otizmli çocuklarımız için yapacağımız rehabilitasyon merkezi. Arkadaşlarımız projelerini hazırlıyorlar. Yakın bir zamanda inşallah ihaleye çıkıp onu da yapacağız. Böylelikle bu bağlamdaki çocuklarımız için eğitim okullarımız, rehabilitasyon merkezlerimiz inşallah tamamlanmış olur. Marifet iltifata tabi, sözlerimin başında hemen doğrudan direkt kendi görev alanıyla ilgili olmasa bile şehrin en güzel yerine siz ihtiyaç sahibi çocuklarımız için bu tesisi yapan, kazandıran, belediye bütçesini buraya aktaran değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepiniz adına ona Allah razı olsun diyorum, alkışlıyorum. İkinci olarak hemen sözlerimin başında yine bir vefa örneği, bir kadir şinaslık olarak bu ülkeyi 2002'lerde batma noktasında alıp
bugünlere getiren ve bu ülkenin tüm fakirleri, yetimleri, dezavantajlı grupları, engellileri, dulları, çocuğu askerde olanları için devleti hizmet eder hale getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan hep beraber dualarımızı gönderelim. Allah ondan da razı olsun. Eğer bu ülke önceki dönemlerde olduğu gibi belediyesine paraları gönderemese, sizden alınan vergiler faize gitse %80-87 oranında, hiç şüphe yok ki bugün böyle tesisleri yapmak, bunları açmak ve bu güzel kahvaltılarda bir araya gelmek mümkün olmayacak. Allah'a şükür bir ömür adamdı, bir 20 yıl adamdı. Mesai kavramı tanınmadan çalışıldı ve onun sonunda ülkemizin hemen her yerinde bu ülkenin çocukları için yaşanabilir, bu ülkenin çocukları için oturulabilir yerler, mekanlar, hizmetler yapıldı. Manşet, gerçek çok net.